Herkese merhaba, Nalan'ın Yemek Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fırında kabak yoğurtlaması tarifini hazırladım. Hem pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Tüm püf noktalarıyla hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ediyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden kabak yoğurtlaması tarifinin yapımına geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Malzemelerini önceden yıkayıp hazırladığım kabakların saf kısımlarından keserek ayırıyorum. Tırtıklı bir bıçak ve aparat yardımıyla çizikler atıyorum. Kabakları silindir şeklinde doğruyorum. Kapya biberleri de saflarından ayırıyorum ve daha güzel pişmesi için jülyen şeklini doğruyorum. Soğanları da ay şeklinde doğruyorum. Soğan sarımsak miktarını kendi damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Ben burada mor soğan kullandım, isterseniz normal beyaz soğan da kullanabilirsiniz. Bu yemeğin içerisine en çok soğan ve sarımsak yakıştırıyorum. Sarımsakları da ince ince doğruyorum. Sebzeleri fırın tepsisine alıyorum. Tabanına yağlı kağıdı serme gereği duymadım. Sizler dilerseniz yağlı kağıt da serebilirsiniz. Kabakları, kapya biberleri, soğanı, sarımsağı tepsimize yerleştiriyoruz. Sebzelerimizin üzerine bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve biraz nane serpiyorum. Naneyi bu tarife çok yakıştırıyorum. Kabağa ayrı bir lezzet katıyor. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bir çay bardağı zeytinyağını sebzelerimizin üzerine gelecek şekilde gezdiriyorum. Sebzelerin üzerine ıslattığım yağlı kağıtla kaplıyorum ki kendi buharında pişsin ve lezzeti içerisinde kalsın. Önceden ısınmış fırında alt üst ayarda 200 derecede kabaklar yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Kabaklarımız pişti. Fırın kağıtlarını üzerinden alıyorum. Kabaklarımız fırında kendi buharında gayet güzel pişmiş. Soğumaları için bir kenara alıyorum ve üzeri için sarımsaklı yoğurdunu hazırlamaya geçiyorum. Bir kase süzme yoğurt için yarım çay kaşığı tuz ilave ediyorum ve bir diş sarımsak eziyorum ve tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Sarımsakları kabağın içerisinde de kullanmıştım, yoğurt içerisinde de kullanıyorum. İki türlü de farklı lezzet katıyor. Ben süzme yoğurt kullandım. Ev yoğurdu da kullanabilirsiniz ama susuz tarafından kullanmanızı tavsiye ediyorum. Soğuyan kabakları servis tabağına aldım. Üzerine süzme yoğurdunu ilave ediyorum.
İnce ince kıymış olduğum dereotuyla kenarlarını süslüyorum. Hem lezzetini artırmak hem de görüntüsünü güzelleştirmek için 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağını yoğurdumuzun üzerine gezdiriyorum. Son olarak ceviz ve pul biberle süsleyerek servis yapıyorum. Fırında kabak yoğurtlaması yaz aylarının en pratik ve en lezzetli tariflerinden diyebilirim. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Her hafta birbirinden güzel tariflerle bu kanalda sizlerleyim. Yeni bir tarifte daha görüşmek üzere, hoşça kalın. Hepinize sevgiler.